İyi akşamlar değerli izleyenler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Nesibe Cebeci ve bu akşam bu ekranlarda ilk kez sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra da hafta içi Ana Haber bizlere emanet. Hem Türkiye'de hem dünyada yaşanan olayları en tarafsız şekilde sizlere aktaracağız. En önemlisi de hepimizin hayatına etki eden olayları, sıcak gündemi buradan sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii sizleri de ekran başına bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim ve Beyaz TV Ana Haber başlasın. Evet efendim, Ankara'nın en sıcak siyasi gündemiyle başlıyoruz bu akşam bültenimize ve hemen Beştepe'ye dönüyoruz. Zira kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Gelişmeleri ise orada arkadaşımız Esra Ateş takip ediyor. Şimdi ona bağlanacağız. Evet Esra, toplantı bitti mi? Gündemde hangi başlıklar var? Seni dinleyelim. Toplantı an itibariyle devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de 15.35 sıralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında aslında toplandı. Kabine toplantısında masaya yatırılacak olan birçok önemli konu başlığı var elbette. Ancak bunlardan en önemlisi İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki aslında savaş riski. Bu noktada Orta Doğu'daki son durum değerlendirilecek ve Türkiye'nin burada atacağı adımlar da yine masaya yatırılacak konu başlıkları arasında. Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o çok ses getiren konuşması olacak. Tüm dünyada yankı uyandıran o konuşmanın yansımaları kabine üyeleriyle birlikte değerlendirilecek. Aslına bakarsanız toplantıda 1 Ekim itibariyle başlayacak olan yasama yılına dair hazırlıklar da görüşülecek. Elbette bir diğer önemli konu başlığı da ekonomi. Orta vadeli program kapsamındaki hedefler masaya yatırılacak ve ekonomik gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek. An itibariyle devam eden kabine toplantısının terörle mücadeleye ilişkin konulara da mercek tutacağını söyleyebiliriz. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek toplantının genel değerlendirmesini yapmasını ve çeşitli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Biz kameraman arkadaşım Fatih Küçük Erdoğan'la birlikte toplantıyı takip etmeye ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Peki teşekkür ediyoruz Esra Ateş. Son durumu bize Beştepe'den aktardı. Ve efendim CHP'de adaylık tartışmaları hız kesmiyor. Genel Başkan Özgür Özel kriz yok mesajı verse de partide adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Son açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. İmamoğlu'na meydan okurcasına partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığına aday olacağız ve mutlaka kazanacağız dedi. Sayın Genel Başkanımız burada İki belediye başkanı konuşacak deyince siz de yanımdasınız. Ben kim konuşacak onu da bilmiyorum. Üçümüz bir araya geleceğiz. Ortada bir kriz falan yok arkadaşlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kriz yok diyerek topa girdi ama partide tansiyon bir türlü düşmüyor. CHP'de makam savaşları daha da şiddetlendi. Şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum. Elbette Cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Tüzük kurultayında iki isim arasında yaşanan gerginlik karşılıklı sert açıklamalarla devam etmiş. İmamoğlu yol arkadaşım değil diyerek Mansur Yavaş'a ihanet göndermesinde bulunmuştu. Aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta. İmamoğlu'nun bu hamlesine yanıt gecikmedi. Biz her zaman söyledik, partimiz aday gösterirse aday oluruz. Herkes her şeyi deneyecek, istifa etmem, oyuna gelmem diyerek Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Yavaş vites yükseltti. Benim gördüğüm kadarıyla kendisini Cumhurbaşkanı adaylığına şimdiden hazırlamış durumda. İlan etmiyor olması hazırlanmadığı anlamına gelmiyor. CHP tarafından aday gösterilmezse bu
arzusundan vazgeçer mi? Bence vazgeçmez. Son olarak Ankara'da konuştu Yavaş. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırım mesajı verdi. Şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum. Elbette Cumhurbaşkanlığı'nda aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Mansur Yavaş'ın üst üste yaptığı adayım çıkışları kulisleri de hareketlendirdi. Yavaş'a yakın isimlerden hukukçu Afşin Hatipoğlu canlı yayında çok dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Sen kendini CHP'de angaje etmene veya orada diretmenin bir anlamı yok. Sen çık 30 dakikada 100 bin imza toplarsın, seçimi ikinci tura bıraktırırsın ve her şekilde en güçlü aday ve aday alternatifi sen olursun. Senin CHP ihtiyacın yok. Mansur Yavaş ve ona yakın insanların konuşmalarından benim anladığım eyvallahsız olmaları. Ankara'da Mansur Yavaş'ın okul temizliği algısıyla ilgili tartışmalarda yeniden alevlendi. Arzu eden okullara form doldurmaları karşılığında hijyen malzemesi vereceğimizi söyledik. Temizlik yapmamızı isteyen okullar olursa buna da katkıda bulunacağımızı söyledik. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'dan Yavaş'a tepki geldi. Yavaş'ın okullara sağladığı hijyen desteğini siyasi ranta dönüştürmeye çalıştığını vurgulayan Yalçın, Ankara halkı en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrumken Yavaş'ın okullara gönderdiği 2 bidon deterjanın reklamını yapması akıl alır gibi değildi dedi. Yavaş'ı algı yapmak yerine hizmet üretmeye çağıran Yalçın açıklamasında canınız temizlik yapmak istiyorsa 7 kişinin ölümüne neden olan mazgalları temizleyin ifadelerini de kullandı. Ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran Özgür Özel'i eleştirirken açık açık DEM-CHP ittifakını itiraf etti. New York'ta Türk Evi önünde açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Bakıran, yurt dışında övdüğümüz iktidarı burada eleştirirsek kimse bize inanmaz, yerel seçimlerde kazandığımız havayı kaybederiz diyerek kirli pazarlığı bir kez daha deşifre etti. Bugün Türk evinde olmak bizim için çok anlamlı. Yerel seçimlerde kazanmış olduğumuz o havayı kaybederiz, sönümlendiririz. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran, New York'ta Türk evi önünde açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel'e böyle ayar verdi. Yurt dışında övdüğümüz, işte lehine konuştuğumuz iktidarı burada eleştirirsek kimse bize inanmaz. İnsanların umutlarını boşa çıkarmış oluruz. Balıkesir'de konuşan Demli Bakıran, CHP lideri Özel'in Türk evi önündeki açıklamalarını eleştirdi. Kirli pazarlığı işaret ederek üstü kapalı tehditler savurdu. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel odalarında, otel lobilerinde, otel toplantı salonlarında değil. Tüm resmi temaslarımızı Türk evinde, Türk evinin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Yurt dışında övdüğümüz, işte lehine konuştuğumuz iktidarı burada eleştirirsek kimse bize inanmaz. İnsanların umutlarını boşa çıkarmış oluruz. Yerel seçimlerde kazanmış olduğumuz o havayı kaybederiz, sönümlendiririz. Daha önce de siyasette normalleşme adımları atan Özel'i eleştiren Bakıran, yerel seçimlerde CHP ile yapılan ittifakı da açık açık itiraf etmiş oldu. Yurt dışına çıkınca bu iktidar gerçekliği değişmiyor. Aynı iktidar. Yurt dışında övdüğümüz, işte lehine konuştuğumuz iktidarı burada eleştirirsek kimse bize inanmaz. İnsanların umutlarını boşa çıkarmış oluruz. Yerel seçimlerde kazanmış olduğumuz o havayı kaybederiz, sönümlendiririz. Yerel seçimlerde CHP ile kol kola yürüyen Bakıran, Siirt Belediye Başkanı iken terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlarıyla hapis cezasına çarptırılmıştı. CHP'nin HDP ile ittifak arayışları her seçimde gündeme gelirken 17. olan Gençlik Kolları Kurultayı'nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Deniz Bozkurt'un skandal bir paylaşımı ortaya çıktı. CHP gençlik kollarını yönetmeye aday olan Bozkurt'un 2015 yılındaki genel seçimler öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'yi yani bugünkü DEM Parti'yi övdüğü paylaşımı gün yüzüne çıktı. Bozkurt, Kandil'in partisinin barajı geçeceğini ima ettiği söz konusu paylaşımında çirkin ifadeler kullandı.
Daha sonradan paylaşımını sildiği görülen Bozkurt'un CHP gençlik kollarına seçildiği takdirde vaat ettiği güçlü örgütlenmeyi nasıl gerçekleştireceği ise merak konusu oldu. Sevgili seyirciler, AK Parti'nin ilçe başkanına Yavaş'ın korumaları ve CHP'lilerden yumruklu saldırı geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin'in Mut ilçesinde bir festivale katıldı. Hükümetin tarım politikaları üzerinden algı yaratmaya çalıştı. AK Parti Mut ilçe başkanı Adem Çopur, Yavaş'ın oyununu bozunca korumalarının gazabına uğradı. Çopur, Yavaş'ın korumaları ve CHP Gençlik Kolu üyesi kişiler tarafından darp edildi. Ben tam merdivenlerden indim. Orada güvenlikçi arkadaşlar benim koluma girdi. Kalabalığın içinde orada darp edildi. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen festivalde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yine algı peşine düştü. Yalan siyaseti festival alanına taşıdı. Tarım politikaları üzerinden algı yaratmaya çalıştı. Kendisine tepki gösteren AK Parti ilçe başkanı Adem Çopur, Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkan konuştu, CHP milletvekilleri konuştu, ilçe için, üreticiler için güzel şeyler konuştular, dinledik. Festivalde konuşma yapan Yavaş önce hükümetin tarım politikalarını diline doladı. Sonra bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için manipülasyon yapmaya kalkıştı. Ülkenin kötüye gittiğini, her şeyin tepe tablak gittiğini, hakaret içerikli. Yani buradaki festivalin havasına uygun olmayan konulara geçti. Festival sahnesine siyaset taşınınca tansiyon da yükseldi. Davetliler arasındaki AK Parti Mut ilçe başkanı Adem Çopur önce Yavaş'ı uyardı, sonra festival alanını terk etmek istedi. Ben orada sadece ayağa kalktım, dedim ki Mansur Başkan, burası festival alanı, biz burada festival için geldik. Böyle siyasi konulara değinmenize hiç gerek yok ve tabii bu iftiraları dinlemek istemedim. Protokoldan ayrılma gereği duydum. Bu sırada Yavaş'ın korumalarıyla Çopur arasında arbede yaşandı. Arbedeye CHP gençlik kolları üyesi kişiler de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Çopur arbede sırasında yüzüne yumruk darbeleri aldı. Ben tam merdivenlerden indim. Orada güvenlikçi arkadaşlar benim koluma girdi. Kalabalığın içinde orada darp edildi. İlk olarak Mut Devlet Hastanesi'ne götürülen Çopur, buradaki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. AK Parti ilçe başkanı Çopur'a gerçekleştirilen saldırı tepkilere neden olurken, Çopur, Yavaş'ın korumalarıyla CHP ilçe başkanı Abdurrahman Günay ve partililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu darbe bana değil, bizim davamıza ve bizim dediğim gibi gönüldaşlarımıza yapıldı. Fenerbahçe'nin golcüsü Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırının düğümü çözüldü değerli izleyenler. Saldırıyı gerçekleştiren suikastçilerin hepsi yakalandı. Saldırganlar ifadelerinde azmettiricinin bu iş için kendilerine 250 bin lira verdiğini söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun silahlı saldırı yorumuysa gündeme bomba gibi düştü. Seçimde destek istediler ilk önce. Baklar satın alamıyorlar. Şimdi adam tuttular bana. Beni indirecekler. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın tehdit edildiğini böyle duyurmuş. Çok geçmeden de kurşunların hedefi olmuştu. Sert eleştiri ve yorumlarla futbol camiası gündeminden düşmeyen Akın, canını zor kurtardığı saldırıyı yaralı atlatmıştı. Seçimde destek istediler ilk önce. Baklar satın alamıyorlar. Şimdi adam tuttular bana, beni indirecekler. Ya ben de diyorum ki topunuz diyorum ya. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum. İstediğinizi tutun diyorlar. Neden yaptınız? Saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Kim söylemeyecek misiniz? Talimat kimden aldınız?
suikastin tetikçileri yakalandı. İfadeleri alınan tetikçilerin bu suikasti 250 bin lira karşılığında yaptıkları öğrenildi. Neden yaptınız? Saldırıyı neden gerçekleştirdiniz? Kim söylemeyecek misin? Talimatı kimden aldınız? Talimatı veren ise Gürcistan'da yaşadığı ve kasten öldürme suçu da dahil 10 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenilen Hasan Ş. olduğu belirlendi. Talimatı kimden aldınız? Neden gerçekleştirdiniz saldırıyı? Paylaşım İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yakalanan 6 suikastçinin de suç dosyalarının hayli kabarık olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akan'a geçmiş olsun. Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da silahlı saldırıyı gölgede bırakacak şok bir yorum geldi. Tecrübeli teknik adam akıl tutulması yaşatan açıklamasında demek ki ateş edenler iyi atıcı değilmiş dedi. Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur. Umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil. Adana'da 8 yaşındaki çocuğa istismar iddiası mahalleliyi sokağa döktü efendim. Suçlanan yaşlı sapığın evini basıp camlarını kırdıktan sonra duvarlarına sprey boyayla yazılar yazdılar. Öfkeli kalabalığın öldüresiye dövdüğü yaşlı sapığı linçten polisler kurtardı. Benim 8 yaşındaki çocuğu kandırıp istismar etti. Olayı duyan mahalleli 62 yaşındaki sapı hem öldüresiye döverken evinin duvarını da bu yazılarla doldurdu. Kan donduran olay Çukurova'da yaşandı. 8 yaşındaki çocuk ziyaretine gittiği anneannesinin sokağında top oynuyordu. Topu anneannesinin üst katındaki balkona kaçtı. 62 yaşındaki ev sahibi topu geri atmayıp alması için çocuğu yanına çağırdı. Eve aldığı küçük çocuğu istismar eden sapık ardından kimseye söylememesi için korkutup tehdit etti. Olay sonrası içine kapanan çocuğu sıkıştıran ailesi gerçeği öğrenince çılgına döndü. Mahalleliyle birlikte oto tamircisi olan yaşlı sapığın evini bastılar. Camlarını taşlayıp sprey boyalarla duvarına bu yazıları yazdılar. Ama öfkeleri dinmemişti. Yakaladıkları yaşlı sapığı da böyle öldüresiye dövdüler. Benim de burada kardeş cumacım var lan. Benim babacım var oğlum. Benim de yeğenim var. Gelen polisler yaşlı sapığı öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alabildi. Emniyetteki işlemlerinin ardındansa çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki ayrı şehirde direksiyon sınavına giren sürücü adayları dördüncü denemelerinde de başarısız olunca yakınlarını çıldırttı. Adana'da karısı dördüncü kez başarısız olan adam eğitmenin burnunu kırdı. Beylikdüzü'nde yakını başarısız olunca çılgına dönen adamsa elinde bıçakla eğitmenleri kovaladı. Başarısız geçen direksiyon imtihanları sonrası ortalık karıştı. Biri eşine dördüncü sınavda da vize vermeyen eğitmenin burnunu kırdı. Diğeri de elinde bıçakla terör estirdi. Direksiyon sınavına giren yakını dördüncü denemesinde de başarısız olunca Beylikdüzü'nde terör estiren saldırgan böyle görüntülendi. Vur!
suçu eğitmende bulan saldırgan bıçağını çekip görevlileri kovalamaya başladı. Eşinin "yapma, çocuklarımız var" çığlıkları bile onu durduramadı. Vur çocuklarımız var! Vur çocuklarımız! O eğitmeni kovalarken eşi sinir krizi geçirerek yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırganı gözaltına aldı. Direksiyon eğitmenlerinin çilesi bu kadarla da bitmedi. Yüreğir'de dördüncü kez girdiği direksiyon sınavını kazanamayan bu adam da eğitmeni sorumlu tuttu. Geçen nasıl geçiyor? Seni tanıyor mu ben? Geçtin mi? Eşinin sınavı geçememe nedeni kavşağa girdiğinde sinyal vermemesiydi. Ama gözü dönen adam bunu dinlemedi bile. Yumruklamaya başladığı eğitmenin burnunu kırdı. Kanlar içinde kalan eğitmenin şikayeti üzerine saldırgan koca gözaltına alındı. Efendim, Nari'nin acısı daha dinmemişken bir kayıp haberi de maalesef Van'dan geldi. Markete gideceğim diyerek yurttan ayrılan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'ten 3 gündür haber alınamıyor. Ekipler her yerde telefonu ve kulaklığı Van Gölü kıyısında bulunan çiçeği burnunda üniversite öğrencisi Rojin'den bir iz arıyor. İzleyelim. Herkesten ricam, beraber Rojin'i görsek iyi olurdu. Acımız çok ağırdır, çok büyük bir acıdır. Markete gideceğim diye yurttan ayrıldı, bir daha geri dönmedi. Çiçeği burnunda üniversite öğrencisi Rojin Kabayi sanki yer yarıldı, içine girdi. Esrarengiz olayın adresi Van. 21 yaşındaki Rojin Kabayiş 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü kazandı. Çarşamba günü babası onu okuluna götürdü, yurduna yerleştirdi. Ertesi gün ders başı yaptı. Çarşamba günü ben onu getirdim buraya, teslim ettim. 2 günde okula gitmiş. Ondan sonra kaybolduğu gece cuma günü yemeğini yemiş 6.30'da. Akşam 6.30'da yemek yemiş, çıkmış gezmeye. Cuma günü akşam yemeğinden sonra markete kahve almaya giden genç kız bir daha yurda geri dönmedi. 3 gün boyunca her yer didik didik arandı. Annesiyle konuşmuş. Annesine demiş ki ben gidiyorum markette alacağım. Annesi demiş hemen aldıysan geri git, geç kalma. O da demiş tamam. Ondan sonra onun arkadaşı da mesaj atmış. Mesaja da bakmamış. Annesi aramış tekrardan. Telefon çalmış, telefonu kaldırmamış. İhbar üzerine harekete geçen ekipler üniversite yerleşkesinde geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı. O da arkadaşı zaten 2 günlük beraber kalmışlar. Kendisi demiş ki ben onu aramışım, telefona cevap vermem. Mesaj göndermişim, demişim sen geç kaldın, neredesin? Cevap vermemiş. Ekipler Van Gölü kıyısında Rojin'e ait telefon, kulaklık ve cüzdan buldu. Bu gelişme üzerine çalışmalar Van Gölü ve kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı. Telefonu varmış, kulağı var, kulaklık varmış, bir de su, bir kek. Hepsi orada toplu halde orada bırakmışlar. Yani kameranın görmediği yer. Şimdi her yerde aniden sırra kadem basan Rojin'den bir iz aranıyor. Efendim, ayakları yere basmayan bir haber var sırada. Arkamda da görüyorsunuz, izlemek bile cesaret istiyor ama adrenalin tutkunu Pavel yaptığı bu tehlikeli şovlarla adeta ölüme meydan okuyor. Köprülere, vinçlere, kulelere tırmanan fenomen yine sınırları zorladı. 200 metrelik bir baz istasyonuna tırmandı. Ekibimiz de o heyecanlı anlara tanık oldu. İşte o nefes kesen anlar. Ne halat ne kemer kullandı, hiçbir güvenlik önlemi olmadan 200 metrelik baz istasyonuna böyle tırmandı. Sağ salim aşağı indik, adrenalimizi aldık. Görüntüler muazzam, ormanı komple görüyorsun. Doğanın içiniz komple. Bir yaramazlık vardı içinde. Oradan başlayarak bu noktaya kadar ulaştı. Bugün Pavel'le birlikteyiz. Pavel bizim aşağıdan yukarıya baktığımızda kafamızı döndürecek, işte o tepelere kolaylıkla çıkabiliyor. En yüksek mekanımız 3. köprü, rezidans, gökdelen, kule, yani bulduğum yüksek yerlere çıkıyorum. Yeter ki onun için parmaklarını kavrayabilecek bir yer olsun.
hiç düşünmeden korkusuzca o tepelere çıkıyor. Videolarını sosyal medyadan paylaştı ve o videolar sayesinde de ünü kazandı. Bugün de bizler için işte buraya çıkacak. Şimdi de güneş var. Kafamıza geçmeyecek mi? Ya bir zorluğu yok ya. Yani soğuk daha kötü. Şimdi hangisine çıkacağız? Bu ortadaki tam benlik, yüksek burası. Yani diğerleri beni kesmez. Kaç dakikada çıkarız? Ya ortam olarak bu 10 dakikamı 15 dakikamı alır. Şimdi de son hazırlıklarını yapıyor. İşte o en tepeye ulaşmak için çok heyecanlı. Bizler de onun kadar heyecanlıyız. Ancak tek bir farkımız var. Biz korkuyoruz aşağıda olmamıza rağmen ama kendisi bana mısın demiyor. Pavel 10-15 dakika içerisinde el üste tırmanacağını iddia etti. O zaman Pavel, şans senin yanında olsun. Başlıyor muyuz? Evet. Klonometreyi de başlattım. Baz istasyonu tırmanışı için zamana karşı yarış başladı. Tehlikeleri aldırmadı, baş döndüren tırmanış için artık hazırdı. Şu an tam 5 dakika oldu ve bakın 3'te 2'sini tamamladı. Pavel şimdi oraya ulaştı. Tam 8 dakikada. Nasıl bir heyecan vardı? Hemen soralım, yukarıda neler yaşadı? İlk defa böyle zamana karşı yarış yaptım. Kendimi ölçmüş oldum. 8 dakika. Daha da hızlı olurdu ama yukarıda alan daraldığı için bayağı bir kablolar da var yukarıda. Ondan sonra hep içeri girdim. Ben tahminim 10 dakikaydı ama daha az oldu. En büyük hayalimiz tabii ki Paris, Eiffel Kulesi. Onu yapmam lazım. Belki seneye, belki daha sonraki sene. Ben bu eylemleri kimseye önermem. Çünkü benim bu altyapısında 10 yıllık, 15 yıllık parkur sporcu geçmişim var. Ben bu sayede bunları yapabiliyorum. Uzun yaşamanın sırrı nedir? Aslında hepimiz zaman zaman bu sorunun cevabını ararız. Bakın, 120 yaşındaki Hintli bir adamdan uzun yaşamanın sırrına dair nasıl bir cevap geldi? Ne sağlıklı beslenme, ne düzenli egzersiz. 1886 doğumlu Swami'ye göre 100 yaşını devirmenin sırrı neymiş? Birlikte izleyelim. Kim tanıma, hani bekar. Yok ya, ben onları için almıyorum, öyle bir şey yok. Bence aşk dünyanın en güzel duygusu ama bunu gerçekten yaşadığını anladığın zaman. Her kötü kalpli. Kimse aşık olmasın yani. İlişkiler çok toksik, aşklar da çok toksik. Yoruyor yani, insanı yaşlandırıyor. 128 yaşındaki Hintli adam uzun yaşamanın sırrını açıkladı. Aşktan uzak durun, ömrünüze de ömür katın dedi. Ki aşk ömrü uzatır mı, kısaltır mı? Uzatır. Ama 128 yaşındaki adam demiş ki aşık olmadım, o yüzden uzun yaşadım. Olabilir, dert yok, tasa yok. Aşık oldunuz mu? Ben cevaplamayayım. Akıp bütün aşkını külü maziye gömdüm. Yani uzatan da var, kısaltan da var. İşte onun için uzun yaşamıştır belki de. Yüreğine değen bir insanı yakalarsa uzun da yaşayabilir. Bu etkisi vardır. Kadın dırdırıyor. Olmaz olur mu? Çok mu konuşuyorlar? Tabii, susmuyorlar ki. Sussunlar mı? Yani biraz o ölçekli konuşsunlar. Ruh ikizi diye bir şey yok ki. Bu düğün şimdi bu devirde hele yani evlilik sıfır. Aşk devamlı ömür boyu aynı lezzetini korumadığı için bence kısaltır. Tek kelime söyleyeceğim, başka söylemeyeceğim, uzatır. O yalan söylemiştim. Kimisi aşk acısından, kimisi de aşktan nasibini aldı. Bazıları aşkın varlığına dahi inanmadı ama aşk ömrü uzatır mı, kısaltır mı sorusu sokağı da ikiye böldü. Güzel bir soru. Bu saatten sonra çok önemi yok yani. Ele avuca sığmazdı deli gönlüm. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hala daha böyle kalbinin hızlı hızlı attığını böyle anladığın zaman gerçekten aşk yani. Aşka inanmıyorum. Neden? Aşktan kimsenin yüzü gülmediği için olabilir aslında.
Kimine iyi geliyor, kimine hiç yaramıyor. Hintli adam, aşık olmadım, uzun yaşadım dese de gerçek aşkın hak ettiği kalpleri ilaç gibi geldiği kesin. Yani uzatır herhalde, güzel aşk, karşılıklı aşk. Tuhaf birisi ise saltıyor, onu öğrendik. Ben bir iki sefer aşık olmaya yakınlaştım, arkadaştan daha az yaşayacağım eminim. %100. Efendim ben 1876 dedim. 1896 olacak. Bu kadar uzun yaşamanın elbet sırları var ama o kadar yaşamanın da henüz sırrı çözülmedi. Şimdi efendim ödemeleri IBAN hesaplarına isteyerek vergi kaçıran esnaf gelen cezalardan sonra bundan vazgeçti ama bu kez de kredi kartlı ödemelerde komisyon istemeye başladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bankaya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunmayan veya komisyon isteyenlere cezai işlem uygulanacağı uyarısı geldi. Doğru bulmuyorum. Banka kartları, kredi kartları kanunu 17. maddesi komisyon veya fark alınmasını yasaklıyor. Kredi kartı komisyonlarını bahane edip ödemeleri IBAN hesaplarına isteyen esnafa yönelik denetimler artınca bundan vazgeçildi. Ama bu sefer de müşteriden kart komisyonu tahsil edenler türedi. Alışverişinizi yaptınız ancak işletme kredi kartıyla veya banka kartıyla ödeme yapmanızı kabul etmezse ya da kartla ödemeniz halinde yüksek tutarlı komisyon isterse siz bu oyuna gelmeyin. Şikayetler artınca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten uyarı geldi. Şimşek tüm esnaf ve işletmeleri banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunmaları konusunda uyardı. Buna uymayanları da 200 bin liraya varan cezaların beklediğini hatırlattı. 200 bin liraya varan ceza uygulayacak ama bu ceza her bir işlem için olacağından ötürü şayet o esnaf o gün 10 kişiye fiş kesmişse ama yeni nesil cihaz kullanmamışsa 2 milyon lira ceza ödemek durumunda kalacaktır. Ekmek alıyorsunuz, sigara alıyorsunuz en basit örnek. Sigaradan ayrıca komisyon. 3 lira komisyon kesiyor. Efendim şey değil. Bakan Şimşek, kart çekiminden komisyon alan işletmeler için de tüketicilerin ihbarda bulunmalarını istedi. Kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu gelir idaremize ihbar etmesi durumunda denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Çok kez geliyor hatta. Mesela bir tekele gittiğim zaman tütün ve tütün ürünü bir şey aldığım zaman genellikle komisyon kesiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kartla ödemelerde komisyon alınmasının tamamen hukuk dışı olduğunu vurguladı. Sadece araç muayene istasyonlarında değil, taksilerde, kuaförlerde, esnafta, alışveriş yaparken tek çekim ödemede fark alınıyor. Bu tamamen hukuksuzdur. Tüketiciler bu şekilde ödedikleri komisyon ya da fark bedellerini tüketici hakem heyetlerine başvurarak geri alabilirler. Kredi kartıyla genelde alışveriş yapmayı pek şey yapmıyorum. Doğru bulmuyorum. Genelde param varsa nakit alırım. Yoksa almıyorum. Yok, hayır. Ayağımı yorgulama göre uzatıyorum diyelim. Artık hayatımızın her alanında QR kodu kullanıyoruz bildiğiniz üzere ama dolandırıcılar da bu QR kodlarını yeni tuzaklar kurmak için kullanıyor. Kameraya okutup bilgilere kolaylıkla ulaşabildiğimiz o uygulamalar sizleri bir tuzağa çekebilir. Kişisel bilgilerinizi kendi ellerinizle dolandırıcılara verebilirsiniz. İşte uzmanlar bu noktada bizleri uyarıyor. Nerede QR kod okutuyorsunuz? Vallahi ders anlatırken bile kullanıyorum yani. Çünkü işte kitaplarımızda kare kodlar var. Orada akıllı tahtaya yansıtıyoruz. Kafelerde, restoranlarda şu an. Bir mağazaya gitsek ödeme yöntemi olarak QR kod okutabiliyorum. Başka bir sayfaya açıldığı oldu mu o QR kodun? Evet oldu. Nereye açıldı? Ya bahis sitelerine. QR kodla okutulan link bir zararlı yazılıma çıktığında tüm telefonun kontrolü, sosyal medya hesapları ve bankacılık uygulamaları da dahil kötü niyetli kişilerin eline geçebiliyor. Tek bir tuşla hayatımızı kolaylaştırdı ama tehlikesi çok büyük. Uzmanlar sahte QR kodlarına dikkat çekiyor. Banka hesabımızın boşaltılması, bizim adımıza kredi başvurusunda bulunulması, aynı zamanda kredi borçlusu olmamız ve kredi kartımızın da sanal karta dönüştürülerek tamamen limiti kadar harcanması anlamına gelebiliyor. Bir 10 mu kalmıştı yani hani dolandıracakları gerçekten? QR kod artık hayatımızın her alanında. Mesela scooter kiralama sayfalarında ya da
duraklara yaklaşan otobüsleri takip etmek için kafeler, restoranlar, bankalar derken yani tüm hayatımızın olmazsa olmazlarının arasına girmiş durumda. Barkodla daha önce işte arkadaşım dolandırmıştı. Bir 5-6 gitmişti öyle. Burada vatandaşların gerçekten uyanık olması gerekiyor. Özellikle açık alanlardaki bu karakodları okutmamanızda fayda var. Bakın karakodu okuttuk ve bizim önümüze dürbünler çıktı. Ancak çıkması gereken giysi kumbarasıydı. İşte dolandırıcıların eline kolaylıkla bilgileriniz bu şekilde düşebilir. Aman dikkat, uzmanlar da bu noktada sizleri uyarıyor. QR kodlarının üzerine kendi QR kodlarını yapıştırabiliyorlar. Çok apayrı bir yere açılabiliyor linkin ucu. Eğer linkin ucunda zararlı bir yazılım varsa bu zararlı yazılım telefona kurularak tüm telefonun kontrolünün kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor. QR kodlar öyle bakışla anlaşılabilecek gibi değil maalesef. Bunun kontrolü sadece fiziksel yollarla oluyor. Parmağımızla kontrol ettiğimizde... Hareketi okutmayalım mı hiç? Dikkatli olmanızda fayda var. Dolandırıcılar yurt dışından alınan telefonlar için tetikte. Kare kodu okuttuktan sonra Türkiye kullanımına sınırsız açılacağını iddia edenlere karşı da çok dikkatli olunmalı. Bu QR kodlar okutulduğunda cep telefonuna bir uygulama indirilmesi isteniyor ve bu uygulamalar mağaza dışı uygulamalar. İndirdiğiniz anda da maalesef kötü niyetli kişiler telefonunuzla kendi bilgisayarlar arasında bir tünel açıp sizin telefonunuzdaki her şeye erişebiliyorlar. Bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Nasıl bir kafa çalışıyor bu insanlarda? Tamam, dolandırıcılığın sonu yok. Efendim daha ne göreceğiz, ne duyacağız demeyin. Zira ilan siteleri bugün Konya'da sahibinden satılık ada. Evet, yanlış duymadınız. Sahibinden satılık ada ilanını konuştu. Sizler de denize olmayan Konya'da ada mı olur diyenlerdenseniz buyurun haberimize bakalım. Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Konya Beyşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası olarak bilinen Yeltenli Adası metrekaresi 9 dolara satışa çıkarıldı. Konya'da ada dedim mi ilk olarak çok bir şaşırtıldı. Yani Konya'da deniz mi var falan filan diyerekten. Ama Konya'da tabii ki Türkiye'nin ikinci gölü olarak Beyşehir Gölü var. Beyşehir Gölü'nde satılık adamız. 650 kilometre karelik bir alana sahip olan Beyşehir Gölü'nde toplam 33 ada bulunuyor. O adalardan biri satışta. Adanın satışından sorumlu gayrimenkul şirketine göre fiyatı da çok makul. Adamız 550 bin metrekare. Fiyatı da çok uygun bir şekilde aslında şey yaptık, çıkardık. Metrekaresi TL'ye vurdu mu 300 liraya falan geliyor. Dolar bazıyla metrekaresi 9 dolara dek geliyor. Bayağı bir tepkiler var, bayağı bir arayan var, soran var. Yani fiyat olarak da çok makul olduğu için bir ada olarak çok makul. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Yeltenli Adası satışa sunulduğu andan itibaren büyük ilgi gördü. Adanın doğal güzellikleri ve tarıma elverişli olması cazibesine cazibe kattı. Normalde şöyle söyleyeyim, Konya'da tarım arazisi bile bir sulak tarım arazisi metrekare fiyatında bir ada olduğu için çok ilgi topladı. Ada sahibi de çok şaşırdı. Şöyle ilgiden, talepten dolayı çok şaşırdı. İstanbul'da bir firmanın adayla yakından ilgilendiği öğrenildi. Ada satışı Konya'da nasıl ada olurmuş falan filan diyerekten. Ama Konya'da gölün olduğunu çoğu kişi bilmiyor Türkiye'de. Motosiklet üstündeki görüntüleriyle ün kazanan Rus gezgin Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kaza anında birlikte yolculuk yaptığı Onur Obut ifadesinde fenomenin kendisine çarptığını iddia etmişti. Ancak toplanan deliller Ozolina'nın kusurunun olmadığını ortaya çıkardı. Kırmızı hız motosikletiyle dünya turuna çıkan Rus fenomeni ölüm Muğla'da yakalamıştı. Yapılan araştırma Rus fenomenin kusuru olmadığını ve arkadaşının ona çarpıp kazaya sebep olduğunu ortaya çıkardı. Kaza tespit tutanağında gerek adli tıp raporunda mütevefa Tatyana'nın kusursuz olduğu, kusurlu olanın, asli kusurlu olanın, diğer sanığın, şüphelinin daha doğrusu olduğu sabit şu anda. 38 yaşındaydı Tatyana Ivanova Ozolina. Motosikletiyle çektiği videolarla fenomen olmuştu.
Dünya turuna çıkan Ozelina'nın rotasında Türkiye'de vardı. İspala sınırında çektiği video beğeni yağmuruna tutuldu. Marmara'dan Ege'ye geçti Rus gezgin. Sökemil Askara yolunda bir tırı sollarken yol arkadaşı Onur Obut'la çarpışınca birlikte savruldular. Bariyerlere çarpıp ağır yaralanan Ozelina kurtulamadı. Hastaneden taburcu olan Obut, Tatyana'nın kendisini arkadan çarptığını öne sürdü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rus gezginin avukatı Alişan, kaza anında kayıtta olan kameranın kayıp olduğunu söyledi. Bir kamera kaydının kayıp olduğunu önemli belirtmek istiyorum. Müdahale eden bir vatandaşımız kamerayı bulduğunu, o anda kolluk görevlilerin orada olmaması nedeniyle bu kamerayı diğer sürücüye teslim ettiğini belirtiyor. Sürücüye kameranın nerede olduğu sorulduğunda kendisinin şok halinde olduğu, kendisine herhangi bir kameranın teslim edilmediğini belirtiyor. Devam eden soruşturma kapsamında deliller toplandı. Esaslı deliller toplandı. Sadece adli tıptan ölüm sebebine ilişkin rapor beklenmekte. Dosyaya gerekli sonuçlar eklendiğinde savcı iddianamesini tamamlayacak. Ardından da dava süreci başlayacak. Kazayla alakalı bilen, gören birileri varsa mutlaka Miras Cumhuriyet Başsavcılığına başvursunlar ve ifadelerini tanık olarak versinler. Ve efendim CHP'deki ihale skandallarına bir yenisi daha eklendi. Kirazlı Halkalı Üniversite metrosu için Nisan ayında çıkılan ihalede en düşük teklif 8 milyar 313 milyon TL oldu. Ancak bu ihale iptal edildi. Tekrarlanan ihalede rakam 22.6 milyar TL'ye çıktı. Tartışmalı ihalede en üst teklifi veren firma ise 22. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ersin Araoğlu'nun oğlu Başar Araoğlu'nun şirketi oldu. Rakamı düşük buldular, ihaleyi iptal ettiler, şirketleri değiştirip maliyeti arttırdılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davet usulüne göre 14 milyar farkla tekrarladığı metro ihalesi bu kadar da olmaz dedirtti. CHP'li İBB yönetimi yeni bir ihale skandalına imza attı. Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü 5 Nisan'da Kirazlı Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri başlıklı bir ihaleye çıktı. En düşük teklifin 8 milyar 313 milyon TL olduğu ihale bir süre sonra iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde yeniden tekrarlandı ancak bu kez rakam dudak uçuklatır cinstendi. Çünkü daha önce 8 milyar 313 milyon liralık olan rakam bu kez 22 milyar liraya çıktı. Bu kez ihalede ilk sırayı 22. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ersin Araoğlu'nun oğlu Başar Araoğlu'nun şirketi aldı. Ancak bu şirketin daha önce hiçbir metro inşaatını yapmadığı ortaya çıktı. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleyi CHP'li vekilin oğluna vermek için mi iptal etti sorusunu akıllara getirdi. İkinci ihaleye ilk ihaleden hiçbir firma katılmamıştı. Üstelik arada 14 milyar liralık bir fark vardı. Tabii bu da hem tartışmalara hem de soru işaretlerine neden oldu. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam üstüne zam politikasını gizlemek için sosyal yardım kartını çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya, ulaşıma %20 zam yapmış. Aynı gün kent lokantalarındaki bir öğün yemeğin fiyatını 40 liradan 35 liraya indirmiş. Son olarak Levent Gültekin suya %800, ispark ücretlerine de %1500 liralık zammı gündemine aldı. Gültekin kent lokantalarında bir öğün yemeğin 40 liradan 35 liraya çekilmesinin sosyal yardım değil, zaten halkın cebinden çıkan para olduğunu da gözler önüne serdi. Kimse şunu demiyor, arkadaş sen kimin parasıyla indiriyorsun? Sen o zaman paran varsa 35 liraya bir öğün yemek vermeye gücün yetiyorsa o zaman suya niye zam yapıyorsun? O zaman ulaşıma niye zam yapıyorsun demiyor. Marketlerdeki bal görünümlü zehirlere dikkat çekeceğiz. Çünkü piyasada çok ciddi bir ucuz bal alarmı var. Bal diyoruz ama kavanozlar
Kavanoz içindekiler aslında balla uzaktan yakından alakası yok. 54 liraya bile satışa sunulan o tatlı zehirlerin sağlık üzerindeki faturası ise oldukça ağır. Size o fiyata aslında sahte bal mı sattılar? Sahte bal sattılar. Biz sanayide üreteceğiz. O zaman zehir üretilsin, zehri bizim bebelerimiz, çocuklarımız yesin. Balın doğal yapısıyla oynuyorlar. İnsan sağlığını hiçe sayan bir zehre çeviriyorlar. Tüketiciye de bal gibi satıyorlar. Bala dışarıdan bir madde eklemek, balın yapısını bozmak, balın yapısında bileşenlere herhangi bir el dokunmak sahtecilik olarak kabul ediyoruz. Korkutan açıklama Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin'den geldi. Şahin, ucuz bal, bal değil, bal görünümlü zehirdir dedi. Market fiyatlarına bakıyorsunuz, bir kavanozun bedeli zaten etiketle, kuru kavanozun bedeli 60 lira, 70 liraya bal var, 50 liraya bal var. Bu balı kim yiyecek? Gıda teröristlerinin tonlarca sahte balına el konuldu. Bazı fırsatçılar ellerinde kalan şeker şuruplarıyla paçayı kurtarmak için hem indirime gitti hem de tüketiciyi çekebilmek için yanında hediye verdi. Ben aldım bir petek. Ne kadar aldınız? Vallahi 350 lira dedi. 1150 lira verdim. 3 kilo 400 gram aldım. Götürdüm, yiyemedim. Size o fiyata aslında sahte bal mı sattılar? Sahte bal sattılar. Elimde gördüğünüz 460 gramlık bu kavanoz balı biz de zincir marketlerden aldık hem de 70 liraya. Fakat içerisindeki sıvıya bakacak olursak baldan çok katkı maddeli, glikoz şuruplu, değişik, akışkan bir sıvı var. Gerçek balla asla alakası olduğunu düşünmüyoruz. Uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Şimdi bu akışkan sıvıyı tekrar kaseye dökerek birlikte kontrol edeceğiz. Evet, kaseye döküyoruz balımızı. Gördüğünüz gibi çok hızlı akıyor ve rengi oldukça koyu. Biliyorsunuz gerçek bal daha açık renkte oluyor. Gördüğünüz gibi bu bal adeta su kıvamında. Balın içine her ilaç giriyor. Glikoz giriyor, glikozu şeker glikozu olsa o yine yararlı. Şeker glikozu da değil, mısır glikozu. Bunlar çeşitli, balın içine girmeyen şey yok. Ucuza satılıyor, baldan çok şeker ve katkı maddesi içeriyor. Tüketici ise cebini korumaya çalışırken sağlığından oluyor. Oysa ki gerçek bal kendini kolay testlerle bile belli ediyor. Yanma tarafı var mı? Yanma tarafı yok. Tutuşmadı bile. Hiç tutuşmadı bile. Bu nedendir? Balın orijinal olduğunu gösterir. Biraz daha tutarsak bal zaten kendinden sürmeye başlar, aşağı doğru iner. Şu anda süzme balımız orijinal. Bakın akıyor kendi zaten. Anlamak istiyorsanız şöyle yaparsanız belli olur zaten. Bakın. Şu şekilde ele yapışmıyor. Normalde öbüründe olsa şeker yapışır, süner. İddiaların peşine düşen Beyaz Haber ekibi sağlığımızla nasıl oynandığını gözler önüne serdi. Market raflarındaki bal görünümlü tehlike eyvah dedirtti. Evet, biz de şimdi çeşit çeşit balların satıldığı bir zincir markete geldik. Bu görmüş olduğunuz bal 400 gram ve 54 lira 90 kuruş. Buraya da tekrar geldiğimizde bu bal 1 kilo fakat 114 lira 90 kuruşa satılıyor. Şimdi sünnisi çıktı. İnsanlar yapıyor, arılar yapmıyor. Yemliha Kızıltoprak kına gecesinde halay tartışması yüzünden çıkan kavgada levye ve sopalarla öldüresiye dövülmüştü. Yoğun bakımdaki yaşam savaşını kazanan damat taburcu edildi ve Kızıltoprak çiftinin yarım kalan hikayesi tam 1200 kilometre uzaklıkta İstanbul Çekmeköy'de nihayet erdi. Evet. Halay kavgası yüzünden demir levye ve sopalarla kına gecesinde öldüresiye darp edildi. Ama zor günler geride kaldı. Gaziantep'li çiçeği burnunda çiftin nikahı 1200 kilometre uzakta kıyıldı. Evet. Ayşenur ve Yemliha Kızıltoprak çifti bir ömür mutluluk için gün sayıyordu. Geçtiğimiz ay yapılan kına gecesi olaylı bitti. Damat halaya davet ettiği kuzeniyle tartışınca işler çığırından çıktı. Piste alay çeken damada 20 kişi demir levye ve sopalarla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü.
polisler tarafları ayırdı. Ağır yaralanan damat Yemliya Kızıltoprak yoğun bakımda verdi. Yaşam savaşını kazanıp taburcu oldu. Bizim bir düşmancılığımız da yok, bir şeyimiz de yok. İşte oldu, talihsiz bir olay oldu. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Yemliya Kızıltoprak, Çekmeköy Belediyesi'nden yardım istedi. Başkan Orhan Çerkez bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Bundan sonra umarım mutlu olursunuz. Mutluyuz şu anda, herhangi bir problem yok. Çok teşekkür ederiz. Burada benim kimsem yoktu. En azından belediye çocuğumu yalnız bırakmasın dedi. Gaziantep'li çiftin nikahı 1200 kilometre uzaklıkta kıyıldı. Çiçeği burnunda çift bir ömür mutluluğa işte böyle evet dedi. Evet. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun başı tacizcisiyle dertte. 4 yıldır peşini bırakmayan takıntılı aşığı ona kabusu yaşattı efendim. Ödül töreni için gittiği Kıbrıs'ta bile peşini bırakmayıp kaldığı otele kadar takip eden tacizcisine isyan eden Saraçoğlu, can güvenliğim yok diyerek yardım istedi. Ruh hastası, kanı bozuk bir manyakla uğraşıyorum. Can güvenliğim yok. Çok ciddi söylüyorum. Kıbrıs'ta bile peşini bırakmadı. Otel odasına kadar takip edip tehditler savurdu. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu tacizcisinin yaşattığı dehşeti böyle anlattı. Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla, elinde telefonuyla beni tehdit ederek, hakaret ederek bir ama yani bunu da hiç böyle çaktırmadan yapıyor. Gerçekten bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim. Yıllardır ünlülerin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu'nun son paylaşımı sevenlerini korkuttu. 4 yıldır takıntılı bir aşığı tarafından taciz edildiğini açıklayan modacı, ödül töreni için gittiği Kıbrıs'taki otelinde de korku dolu anlar yaşadı. Yukarı çıkıyorum. Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla, elinde telefonuyla beni tehdit ederek, hakaret ederek bir ama yani bunu da hiç böyle çaktırmadan yapıyor. Böyle bir şey yaşadım, böyle bir korku yaşadım. Çünkü çocuğum vardı odada. Yaşadığı korkuyla odasına kaçan Saraçoğlu şikayetçi olmak istedi. Ama müşterilerinden çok isimlerini düşünen otel görevlileri buna engel olunca korkudan İstanbul'a geri döndü. Otelden rica ettim. Kamera kayıtlarını bana verin dedim, vermediler. Polis çağırmama engel oldular, bunu istemediler. Ve gerçekten yalnız ve bu konuda avukatlarım dışında kimsesiz bir kadınım. Gülşah Saraçoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda da sosyal medya hesabı çalınmış ve kullanıcı adı ahlaksız bir isimle değiştirilmişti. Ruh hastası manyağın teki, çevreme saldırıyor. Benim de can güvenliğim yok, benim çevreme verdiği zarar. Gerçekten korkunç. Konunun savcılıkta olduğunu ifade eden modacı, daha önce gözaltına alınan sapığın serbest bırakılmasına da isyan etti. Savcılıktan karar çıktı, polisler onu ters kelepçeyle aldılar. 2-3 gün içeride tuttular, yine bıraktılar. Ancak şu an yine saldırıyor. Çünkü bu adam hasta. Bu adam yani bilmiyorum, cezai ehliyeti yok herhalde. Can güvenliğim yok, yine söylüyorum. Can güvenliğim yok. Polatlı'da altlı üstü oturan iki komşu arasında halı silkeleme kavgası maalesef cinayetle bitti. Elinde bıçakla eşinin tartıştığı alt kat komşusunun evini basan Hasan Kamış, karı kocayı bıçakladı. 33 yaşındaki Hazal Gencer'in hayatını kaybettiği olayda kocası da ağır yaralandı. Adam yoğun bakımda, kadın da öldü. İki tane çocuk yetim kaldı işte. 33 yaşındaki Hazal Gencer, üst kat komşusu Meryem Kamış'la yaklaşık bir yıldır husumetliydi. Önceki akşam üst kattan halı silkelenince iki kadın yeniden tartıştı. 33 yaşındaki Hazal Gencer, üst kat komşusu Meryem Kamış'la yaklaşık bir yıldır husumetliydi. Önceki akşam üst kattan halı silkelenince iki kadın yeniden tartıştı. Geçen sene doğru bir kavgalılarmıştı galiba. Bir gün önce herhalde tartışmıştı dediler. Komşular araya girince bu tartışma fazla uzamadan kapandı, ancak Meryem Kamış'ın eşi Hasan Kamış bu tartışmayı öğrenince iki aile yeniden karşı karşıya geldi. Bir baktım komşular balkonlarda. Eşinin alt kat komşusuyla tartıştığını duyan Hasan Kamış eline bıçak alıp soluğu komşularının kapısında aldı. Tartışma sokağa, işte tam da bu noktaya taşındı. Öldüren eşi kafasını yerden kaldırmazdı. Kendileri de öyle. Öbür taraf genç gelin, yazık. O kadar sakin iyiydi. Hiçbir kötülüklerini görmedim.
49 yaşındaki Hasan Kamış komşuları olan Gencer çiftini işte tam olarak bu noktada bıçakladı. İki çocuk annesi Hazal Gencer olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı. İki çocuğu var ölen. Öldürenin? Bir oğlu var. O da 4-5 sene yeni oluyordu buraya taşınalı. Olay yerine gelen polislere teslim olan Kamış tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde isteyerek bıçaklamadığını, başkasına savurduğu bıçağının araya giren Hazal Gencer'e denk geldiğini söyledi. Eşi Meryem Kamış ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kocasını bıçaklamış, hanımı da üstüne atmış, karı gitmiş, koca da yoğun bakımda işte. Genç kadının cenazesi gözyaşları eşliğinde toprağa verilirken eşi Vedat Gencer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Adam yoğun bakımda, kadın da öldü. İki tane çocuk yetim kaldı işte. Efendim bu haberle ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Birazdan bizden hemen sonra AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Duygu Çuhadar'ın sunumuyla sürmanşette olacak çarpıcı yorumlarıyla. Kaçırmayın derim. Bizler ise yarın akşam yine ana haber bülteninde aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.